Karadeniz ve İstanbul Boğazı'ndaki mayınlar işte böyle imha edildi. Tespit edilen mayınlara hızlı müdahale faciayı önledi. Ukrayna tarafından Rus savaş gemilerini durdurmak için döşendiği iddia edilen ve çıpalarından kurtulan mayınlar Karadeniz'de sürüklenmeye başlamıştı. O mayınların ilki 26 Mart Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda görüldü. İkincisi ise 28 Mart Pazartesi günü İğneada açıklarında. İki mayın da SAS timleri tarafından imha edildi. Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda mayın teyakkuzu sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler 7/24 takipte. Milli Savunma Bakanlığı alınan önlemleri anlatan bir video paylaştı. Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter ve İHA'yla havadan gözetleme faaliyeti sürüyor. Karadeniz'de ise mayın avlama gemileri ve karakol gemileri sürekli devriye görevinde. Mayın avlama gemileri sonar sistemlerinin yanı sıra insansız sualtı araçlarından da faydalanıyor. Mayın tespit edilmesi halinde devreye SAS timleri giriyor. Bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen SAS timleri, emniyeti sağladıktan sonra mayını imha ediyor. Karadeniz'deki mayın tehdidi nedeniyle Bulgaristan ve Kefken arasındaki sularda gece balık avcılığı yasaklanmıştı.